Şimdi Ford'da sonsuz döngü denilen bir mevzu var. Şartı saçma sapan bir şart yapar iseniz, saçma sapan şarttan kazıl, şartın bir şeyi yok, şart yok yani. Bu sonsuz döngüye girer. Yani elektrik kesilene kadar, bilgisayar açık kalana kadar sürekli o döngü devam eder. Buna sonsuz döngü diyoruz. Tabii ki sonsuz diye bir şey yok, sonlu ama şartlar dahiline sonsuz diyelim. Bu nasıl oluşuyor peki? Biz burada integer i eşittir 0 dedik. Yani bir başlangıç değeri verdik. Burada bir sıkıntı yok. Hatta şurayı şöyle kapatabiliriz. I küçüktür length. Yani burada asıl şartımız var. For döngüsündeki şartımız buydu. Burayı da iptal ettik. I artı artı dedik. Ya da burayı da iptal edelim. Şu şekilde kalsın. Console write line sonsuz döngü diyelim. Console read key diyerek şu şekilde konsolun açık kalmasını sağlayalım. Bir başlangıç değeri belirtmedik, bir şart belirtmedik. Ve sürekli bu şekilde artan bir döngü. Dikkat edersen sürekli aşağı doğru iniyor. Hop. Devam ediyor. Sonsuz döngü. Hatta şöyle biraz da sayaç diyelim. Eşittir 0 olsun bu. Integer. Şuraya da sayaç artı artı diyelim. Sürekli sayacı bir arttırsın. Sonuca da sayacı yazdırsın. Sayaç. Hatta başa yazdırsın. Sayaç artı ya da sonsuz döngü diyelim. Şu şekilde boşluk bırakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye devam edecek. Hiçbir şey yok. Yani ne bir şartımız var, ne bir şey yok. Devam ediyor. Gittiği yere kadar devam ediyor. Saçma sapan bir döngüye girdi. Biz buna sonsuz döngü diyoruz. Şimdi bunu niye anlattım? Burada break ve continue diye iki tane bir komutumuz var. Nedir bu break ve continue? Bir yerden sonra kırılmasını istiyorsak, o döngünün bir yerden sonra kırılmasını istiyorsak break, o döngüden sonra kaldığı yerden devam etmesini istiyorsak da continue deyimini kullanıyoruz. Şöyle yapalım. Bu yine dursun burada. Biz buraya bir şart girelim. Diyelim ki if şöyle i eşittir if değil ya i eşittir 10 olduğunda şu şeyi if'te tek bir satır gireceksek şu parantezleri kullanmaya da biliriz. Direkt altına şöyle sadece bu boşluğu bıraktığımız zaman girintiyi bıraktığımız anda bu şekilde de kullanabiliriz. Continue dedik. Şimdi bu ne demek? Şunu da bir üste alalım. Daha iyi yok ki burada. Sayaç diyeceğiz burada sayaç. Pardon, iyiye alışmışım. Sayaç bir arsın. Sayaç ona denk geldiğinde kaldığı yerden devam etsin dedik. Continue. Şimdi bir if daha koyacağız. Sayaç eşit eşit 20. Biz burada yine bir şart koştuk. Şöyle bir altına gelelim. Buna da break dedik.
tane şart koştuk ama herhangi bir şurada for döngüsünde herhangi bir hedefimiz yok. Öyle rastgele gittiği yere kadar dedik. Burada asıl önemli olan continue break tabirleri. F5 dediğim anda sayı sürekli bir artmaya devam edecek. Yani sayaca sürekli bir ekleyecek. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde devam edecek. 10'a geldiği anda onu yok sayacak. 10 diye bir kelime yok. Orada bir sayı yok. Onu yok sayacak. Kaldığı yerden devam edecek. Ta ki 20'yi gördüğü zaman 20'yi sayaç eşit eşitse, denkse 20'ye. 20 gördüğü anda break dedik. Yani döngüden çık dedik. F5 diyelim. Şimdi burada ne yaptı? 1 sonsuz döngü. 2, 3, 4, 5. 9'dan sonrası 10 yok. 11 var. 10 yok burada. Continue dediğimiz anda onu gördü. Ona geldi. Onu gördü ama onu buraya eklemedi. Ondan kaldığı yerden devam etti. Ta ki 20'ye gelene kadar. 20'yi gördükten sonra döngüyü kırdı burada. 20'yi gördükten sonra kırdı. Sonra bu sonsuz döngüden bu sayede çıkmış olduk. Mesela şöyle de yapabiliriz. Şuna 1000 diyebiliriz. Şöyle. Hop. 1000'e geldiği anda döngüyü kırdı. Break. Onda ne yaptı? Şunu da 100 yapalım hatta. Ya da 10 dursun. Hatta bakalım 10'ken bakalım bir. Onu gördü. Onu yazmadı. 9 direkt 11'e sıçradı. Ta ki 1000'e kadar. 1000'i gördüğü anda break tabirine denk geldi ve burada döngüyü kırdı. Kırdıktan sonra da döngüden çıktı. Continue ve break tabirleri de bu şekilde kullanılıyor.